Herkese merhaba. Yine bir sohbet videosuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Biliyorsunuz ki biraz daha böyle sohbet içeriklerine, etkileşimli içeriklere yer vermeye çalışıyorum ve hatta buna ağırlık vermeye çalışıyorum. Size de soruyorum zaman zaman. Diyorum ki tepki dışında neler çekebiliriz, neler yapabiliriz? Bununla alakalı olarak bana bir mesaj geldi ve ben o mesajı okuduktan sonra dedim ki bunu böyle bir herhangi bir videoda konuşarak geçmeyelim. Buna ayrı bir video yapayım. Çünkü önemli bir mevzu. Zaten başlıktan da gördünüz ve o şekilde girdiniz videoya. Önce gelen mesajı okuyacağım. Yazan arkadaşımızın adını tabii ki vermeyeceğim. Instagram'dan DM olarak geldi. Sadece mesajı okuyacağım ve onun üzerine konuşacağız. Daha sonra da videolar izleyeceğiz sizler beraber. O videoları yorumlayacağız. Gerçi gene tepki videosu gibi olacak. Tepki videosu gibi olmayacak. Yani yorumlayacağız, tepki vereceğiz ama örnek alacağız diyelim. Örnek videolar izleyeceğiz. Gelen mesaj şu şekildeydi. İdollere dayatılan güzellik algısı beni de çok etkiliyor. Çok sinir bozucu. Şey diyorum, onları bunu diyen sana neler demez. Gerçekten yeme bozukluğuna sürüklüyor ve bununla baş etmek çok zor. Dediğim gibi yani bunu böyle konuşup geçmek istemedim. Çünkü çok önemli bir mevzu ve hepimizi bir yerde az ya da çok etkileyen bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunun tek sorumlusu kesinlikle K-pop değil öncelikle. Çünkü K-pop hayatımıza girmeden önce de tabii ki yaşlarımızdan dolayı belki çok fazla göremiyorduk. Yani yaşımız küçük olduğu için biz kendi yaşadığımız şeyleri biliyoruz sadece ama önceki nesillere de bakarsanız yine göreceksiniz. Annelerinize sorabilirsiniz ya da ne bileyim ablalarınız varsa onlara sorabilirsiniz. Her zaman zaten kadınlarda bu tarz baskılar vardı. Her zaman o zamanın getirdiği bir güzellik algısı oluyor ve hep onun baskısı aslında o dönem yaşayan kadınların üzerine kuruluyor. Ve şu anda da K-pop çok popüler. O yüzden Kore güzellik algısı bizi çok etkiliyor. Ve biz tabii ki K-pop'la da çok içli dışlı olduğumuz için bundan çok çabuk etkileniyoruz. Ve sürekli de buna maruz kaldığımız için belli bir noktadan sonra hepimizin beynine yerleşmeye başlıyor bu güzellik algıları. Ama dediğim gibi yani K-pop olmasaydı da sosyal medya yapıyor olacaktı bunu bize. Ya da en basitinden şuna bakın. Yani çocukken hepimizin oynadığı Barbie bebeklere bakın. Hepsinin bir belli güzellik kalıbına uygun görünüşleri vardı. Şu anda artık günümüzde farklı farklı bebekler üretiliyor. Farklı farklı oyuncaklar üretiliyor. Daha kısa boylu, daha kilolu ya da ne bileyim belli engellere sahip olan bir sürü farklı çeşitli Barbie'ler üretiliyor mesela. Ama eskiden öyle değildi. Yani çocukken hangimizin farklı tipte bebeği vardı? Yoktu. Şahsen benim bebeklerim en fazla şeydi yani. Birisi sarı saçlıysa diğerinin saçları kahverengiydi falan. Hani maksimum bu kadardı. Ama hepsi uzun boyluydu, hepsi zayıftı, hepsinin beden ölçüleri birbiriyle aynıydı. Hep yine o belli kalıptan çıkmış o güzellik standardına uygun olan bebeklerdi. Ve şöyle düşünün, siz çocuksunuz, daha hiçbir şey bilmiyorsunuz ve size oyuncakları alanlar da aslında tabii ki bunu empoze etmek için almıyorlar. Annen baban sen bu güzellik algısına sahip ol diye bunu almıyorlar ama hep bunlar üretildiği için çocuğuna bir oyuncak almaya gidiyorsun. Bütün bebekler aynı düşün. Bir tanesini seçip aldığında zaten yine sen de ona hizmet etmiş oluyorsun. Ve çocuğuna veriyorsun. İyi niyetle veriyorsun ama çocuğun da tabii ki daha düşünemiyor. Biz şu an mesela düşünebilen bireyleriz. Yaşımız artık belli bir olgunluğa erişti ama yine de etkileniyoruz bu güzellik algılarından. Bir de çocuk olan birisini düşünün. Yani onu görüyor ve onu normalize ediyor. O zaman da şey diye düşünmeye başlıyor. Bu bebek böyle ya da İşte gördüğü bütün bebekler böyle izliyor mesela. İzlediği çizgi filmlerdeki tipler aynı. Her neyse. Hep bunu gördüğün zaman diyor ki o zaman ben böyle görünmeliyim. Ve o şekilde görünmüyorsam bende bir problem vardır. Bu çocukluktan beri aslında hepimizin kafasında işleniyor maalesef. Tabii ki erkekler için de vardır. Burada hani cinsiyetçilik yapıyormuşum gibi olmasın ama ben kadın olduğum için bunları tabii ki daha fazla yaşıyorum. Ve baktığınızda, objektif bir şekilde baktığınızda bu güzellik algısı kadınlara daha fazla yükleniyor. Yani kadınlar bu konuda daha fazla baskı görüyorlar. Erkeklerin de tabii ki var belli toplumun söylediği, toplumun işte uymak zorunda bıraktığı algılar erkekler için de mutlaka var. Kadınlarda daha fazla var. Bu da bir gerçek ve biz şu an hani ben de bir kadın olduğum için bu yönünü ele alacağım. Aranızda tabii ki erkek izleyicilerim de var biliyorum ama güzellik algısı genelde her zaman kadınlar üzerinden döner çünkü erkeklerin güzel olması çok fazla beklenmiyordu. Günümüzde şu son zamanlarda biraz
artmaya başladı erkekler için de ama bizim toplumumuzda da mesela erkeklerin güzel olması beklenmez. Erkeklerin mesela güçlü olması beklenir. Çok para kazanması beklenir. Kadınların güzel olması daha fazla beklenir. Güzellik kadınlarda daha fazla özdeşleştirilen bir kavram olduğu için kadınların üzerinden gideceğim bu videoda. Dediğim gibi sadece suçlu tabii ki K-pop değil. K-pop'u hayatımızdan kaldırsak, silsek, takip etmemeye başlasak bile bu güzellik standartları bizim peşimizi bırakmayacak maalesef. Çünkü her zaman vardı. Umarım her zaman olmaz. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Çünkü hepimizi etkiliyor. Yani dediğim gibi artık biz yetişkin, kendi adıma konuşayım, en azından yetişkin birisiyim. Beni bile etkiliyorsa, ki ben böyle insanların düşüncelerini çok fazla içselleştiren birisi değilimdir. Böyle hani şunu demişler, bunu demişler, o zaman ben de öyle olmalıyım. Hani kendimi değiştirme şeyi hissetmem. Ben neysem oyumdur. Ama bana bile bazen yükleniyor yani. Mesela ben şu an çok kilo aldım. Kendime göre çok kilo aldım. Şu an 50'li kilolara çıktım. Ve ben 40'lı kilolardaydım. Şey demiyorum zaten. Ay obez oldum, çok kilolu oldum falan demiyorum. Asla 50'li kilolar hani ekstra kilolar değil ama o baskıdan bahsedeceğim. Yani 40'lı kilolara alışmışken 50'lere çıktıktan sonra böyle bir şey oldum. Ve hani hep de diyoruz ya, Kore'de 50 kilonun üstü çirkindir. 50'nin altında olman lazım. O kadar işlemiş ki kafama. Şu an mesela şey oluyorum. Çok kilolu hissediyorum kendimi. Çok kilolu hissediyorum. Yani birçok kıyafetimi giymiyorum. İçine girebiliyorum aslında. Mesela bedenim değişmedi. Small giyiyordum. X small giyiyordum. Hala yine aynı kıyafetler oluyor üstüme. Çünkü zaten şey yapmadım. Hani kilo aldım deyip gardırobumu değiştirmedim. Yine aynı kıyafetler var. Ama mümkün olduğunca mesela o kıyafetlerin arasında en bol olanları giyiyorum. Şey olmaya başlıyorsun çünkü. 50 kilonun üstü çirkindi Afra. 50 kilonun üstü kötüydü. Sen hani 50 kiloyu geçtin, saçmalama, 40'lara geri dönmen lazım. Bazen mesela bunu yapıyorum kendime ister istemez. Ya da mesela idolleri izliyorum, videolarını izliyorum. Biliyorum bak. Özellikle çoğu K-pop idolü normalin altında kilolara sahip. Yani anoreksi diyebileceğimiz insanlar var K-pop'ta. Sağlıklı olmadığı çok bariz belli. Çok fazla kilolu olmak da bazı sağlık sıkıntılarına sebep olur. Mesela obezlik dediğimiz şey de, tabii ki bu linçleyelim, obezler çirkindir manasında asla demiyorum da. Hani mesela genelde fazla kilosu olan insanların da sağlıksal şikayetleri vardır. Neden? O kiloyu taşımak mesela organlarına da zarar verebilir ya da ne bileyim bacaklarını ağrıtır. Şöyle böyle bir takım sıkıntıları vardır. Ama aynı şekilde çok zayıf olmanın da sağlıksal sıkıntıları var. Bazen mesela o ekstra zayıf kızları gördüğüm zaman kendimi kötü hissediyorum yani. Ben de hissediyorum. Ben de şey diyorum hani, bak kızlar ne kadar zayıflar. Bak işte ne güzel pantolon giymiş, ne kadar güzel olmuş. Bana öyle olmuyor. Bazen böyle ister istemez içinizden geçirebiliyorsunuz. Ben bunu çok yoğun hissetmiyorum. Ama birazcık benim karakterimle de alakalı bir durum olabilir. Yaş ve karakter diye düşünüyorum. Yani yaşınız küçükse mesela bunlardan daha fazla etkilenebiliyorsunuz. Çünkü her şeye daha açık oluyorsunuz ve insanların ne söylediği sizin için küçükken daha önemli olabiliyor. Belli bir yaşı geçtikten sonra tabii ki kendi düşünceleriniz, kendi karakteriniz daha fazla oturmuş oluyor ve şey diyorsunuz. İnsanlar ne derlerse desinler, bana ne yani. Yani onların dediği gibi yaşamak zorunda değilim. Bu biraz daha oturmuş olabiliyor. Kendi düşüncesine önem veren baskın karakterli bir insanımdır. O yüzden birisi bana o tarz bir konuda baskı yapsa mesela hani fiziksel bir yönümle alakalı. Kendi içimde kırılmış olsam bile, kendi içimde hani üzülsem bile karşı tarafa şey yapmam. Yani üste çıkarım her türlü. Anlatabiliyor muyum? Ezdirmem kendimi. Öyle söyleyeyim. O yüzden karakterimden ötürü de çok beni %100 etkiliyor diyemem. Ama bazen tabii ki beni de etkiliyor. Tabii ki ben de görüp işte of ya bunlar da kızsa biz neyiz? Bak ne kadar güzeller falan. Hani bana da oluyor. Bu konuyu dediğim gibi çok ciddiye alıyorum. Çünkü çok kötü yerlere gidebilecek bir şey bu. Arkadaşımız da yazmış zaten. Yani yeme bozukluğuna gidebilir. Bu çok 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 büyük bir rahatsızlık. Yani yeme bozukluğu dediğiniz şey sizin bütün hayatınızı bile alt üst edebilir. Ve ben de mesela K-pop videoları üreten birisi olarak bir yerde kendimi sorumlu hissederim. Düşünsenize beni izleyen birisi böyle bir hastalık edinirse, böyle bir problem yaşarsa bir yerde ben de hani bu konuda bir şey söylememiş olursam yol açmış gibi de hissedebilirim. Yani burada eğer konuşuyorsak, iyi yönlerini konuşuyorsak mesela K-pop'un, kötü yönlerini de konuşabilmeniz ve ben her zaman da bunu istiyorum, söylüyorum size. Sadece böyle hani size bir şey sunmak ya da sadece sizi eğlendirmek değil, bazı yerlerde destek olmak da istiyorum ve aranızda küçük olanlar da var. Onlara da ablalık da yapmak istiyorum. Bunu da hani görev olarak da görüyorum birazcık.
Zaten biliyorsunuz öğretmen de olduğum için böyle bir şeyleri öğretme, bir şeyleri anlatma, bir sahip çıkma içgüdüsü bende çok fazla var. Böyle bir mesaj alınca da görmezden geliyormuş gibi olmak istemedim. Bunun üzerine gerçekten oturalım ve konuşalım isterim. Öncelikle dediğim gibi şunu anlamanızı istiyorum. Hepimiz böyle şeyler yaşıyoruz. Yani herkesin, çok güzel dediğiniz kızların bile bu arada. Yani izlediğiniz ve baktığınız, gördüğünüz çok güzel. Hani bu kızın hiçbir derdi yoktur. Bu kesinlikle çok özgüvenlidir. Çok güzel çünkü yani hani herkes bunu beğeniyordur falan dediğiniz insanların bile kendi içinde özgüvensiz oldukları noktalar mutlaka var. Çünkü hiç kimse her gün aynı şekilde görünmüyor. Herkes her gün her şekilde aynı güzellikte değil. Mutlaka tabii ki yani size güzel gelecek tipler vardır. Ama şöyle bir durum var. Herkesin güzeli de aynı değil. Bazen mesela şey görüyorum. Çok güzel bir kız. Gerçekten çok güzel bir kız. Bir video paylaşmış. Mesela altına şey yazmışlar. Ay çirkin şurası şöyle burası böyle. Ama kız var ya dünya güzeli. Hani ben böyle çok güzel kız diye izlemişim videosunu. Yorumlarına baktığımda kıza edilen hakaretleri görüyorum. Birincisi herkesin güzellik anlayışı dediğim gibi aynı değil. Aynı olamaz da zaten. Bir de insanların her dediğine inanmamanız lazım. Eğer bu baskıyı çok fazla hisseden birisiyseniz kesinlikle insanların her dediğine inanmayın. Bunu siz de görüyorsunuzdur. Yani dediğim gibi çok güzel kızlara bile insanlar çirkin diyebiliyorlar. Her size olumsuz yorum yapan gerçekten o şekilde düşündüğü için olumsuz yorum yapmıyor. Bazıları da tamamen kıskançlıktan yapıyor. Yani çok güzel bir kıza da çirkin diyorlar. Belki sana da mesela çirkin diyorlar ama sen de çok güzelsin. Belki kıskandığından söylüyor. Farklılık dediğimiz şey aslında güzelliktir. Yani şöyle düşünün. Diyelim sen sarışın kızları çok güzel buluyorsun. Bütün kızlar sarışın olsaydı sarışınların bir güzelliği kalır mıydı? Kalmazdı. Çünkü herkes aynı. Ama farklı farklı tipler var. Farklı farklı güzellikler var. Ve herkesin kendine göre bir güzelliği var. Toplumun ne dediğini boş verin. Ve bazen şey diye düşünüyorum. Toplum sizce çok mu düzgün? Yani şöyle bir dönüp baktığınızda sizce toplumun, genelin zekası çok yüksek bir yerlerde mi? Çok yüksek zekalı bir topluma sahip olsaydık şu an yaşadığımız problemleri yaşıyor olur muyduk sizce? Yani zaten toplumun çoğunun geri zekalılardan oluştuğu belli. Peki ben neden o geri zekalı toplumun söylediği her şeyi bu kadar takmak zorundayım? Belki doğru olan sensin. Yani azınlık olmak her zaman senin suçlu olduğunu ya da senin eksik olduğunu göstermez. Belki topluluk yanlış. Belki sen doğrusun. Ki doğru olmasan bile yani bu senin hayatın. Karşı tarafın özgürlüğüne müdahale etmediğin sürece kimsenin senin hayatına karışma gibi bir ihtimali yok. Böyle bir şansları yok. Sen istersen çirkin ol. Kimse gelip sana sen çirkinsin diyemez. Böyle bir hakları yok. Ve şunu da söyleyeceğim. Ben günümüz toplumunda güzelliğe çok fazla, gereğinden fazla ağırlık verildiğini düşünüyorum. Gereğinden fazla önem verildiğini düşünüyorum. Bu hayatta en önemli şey insanın fiziksel olarak güzel olması değildir. Bu kadar yüzeysel olmamamız lazım. Dünyanın en güzel kızısın ama kafan hiçbir şeye basmıyor diyelim. Ya da çok kalpsizsin, çok merhametsizsin, gerçekten çok kötü karakterlisin. Sizce öyle bir insan hala güzel midir? Ya da insanların gözüne güzel gelir mi? Benim gelmez mesela. Ben birisini çok beğeneyim. Çok yakışıklı ya da çok güzel bulayım. Sonra karakterinin çöp olduğunu fark edeyim. Bir anda bütün güzelliği gider. Yani istesem bile o kişiyi artık güzel bulamam. Etkileyici bulamam. Anlatabiliyor muyum? Bana göre karakter, kişilik, bir insanın hali, tavrı bunlar fiziksel güzellikten daha öndedir. Mesela bazı insanlar da vardır. Fiziksel olarak belki hani kriterler vardır ya işte gözü şöyle olmalı, burnu böyle olmalı, yüzü böyle olmalı falan. Baktığınızda belki o kriterlerin hiçbirisini karşılamıyordur. Ama öyle bir edası vardır, öyle bir konuşması vardır, öyle bir enerjisi vardır ki dünyanın en güzeli gibi gelir sana. Güzellik dediğiniz şey bence biraz daha komplike ve öyle olmalı. Ve bu şekilde düşünmeyen insanlar bence çok sığ oldukları için böyle düşünüyorlar. Yani daha fazlasını düşünmeye akılları ermediği için böyle düşünüyorlar. Diyorlar ki işte boyu şöyle olmalı, şu böyle. Hayır, insanlar bundan ibaret değiller. İnsanlar bu kadar böyle hani matematik problemi gibi böyle bir denklem kurabileceğiniz ya da ne bileyim böyle bir formül üretebileceğiniz bir şey değil. Fiziksel olarak hiç senin tipin olmayan birisi sana dünyanın en çekici insanı olarak da gelebilir. Bir bakarsın o dünyanın en güzel kızı olur ya da en yakışıklı erkeği olur. Toplum olarak da yani hani güzelliğe verdiğimiz önemi
karaktere veriyor olsaydık şu an bence çok daha iyi bir yerde yaşıyorduk. Çok daha iyi insanların arasında yaşıyorduk. Ama bizde böyle şey gibi bir durum var artık. Güzelsen geri kalan şeyler önemli değil. Güzel ol yeter. Bu güzellik algıları tabii ki hepimizi etkiliyor dediğim gibi. Ya ben bunları düşünüyor olmama rağmen beni de etkiliyor arada. Ama bunu işte en alt düzeyde tutmanın yolu sık sık kendinize bunları hatırlatmaktan geçiyor. Birincisi, toplumun ne dediğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Sizin kendinizi sevmeniz. Ya insanlar desinler ki sen çirkinsin. Boş ver. Boş ver yani. Sen kendini güzel hissettikten sonra insanlar sana hiçbir şey yapamazlar. Bu hep böyledir bakın. İnsanlar size salak desin. Sen zeki olduğunu biliyorsan onların sana salak demesinin hiçbir önemi yok. Çünkü sen zaten ne olduğunun farkındasın. Önemli olan insanın kendisini sevmesi. Bu şey demek de değil bu arada. Ben o güzel kalıplarına %100 uyuyorum yalanına inanmaktan bahsetmiyorum. Olduğun halinle kusurların mı var? Kusurlarınla kendini sevmeye başladığın zaman zaten diğer insanların konuştukları sadece kuru gürültü olmaya başlıyor. Yine etkilenir misin? Tabii ki etkilenirsin çünkü hepimiz insanız. Belli bir noktada İnsanların ne dediği de önemli olabiliyor. %100 bundan bağımsız olmamız imkansız çünkü o zaman duygusuz insanlar olmamız lazım. Yine insanların eleştirileri ya da insanların kendi yaptıkları hani yine göreceksin onları ve yine seni etkileyecek. Ama eskisi kadar hayatına giremeyecek. Eskisi kadar böyle kafanın içine sürekli dönmeyecek. Göreceksin. Keşke ben de böyle olsaydım diyeceksin belki. Ama 5 dakika sonra gidecek unutacaksın. İkincisi, toplum zaten neyi %100 doğru biliyor, neyi %100 doğru yapıyor insanlar ki bu konuda %100 doğru olsunlar. Üçüncüsü, zaten bir insanda en önemli olan özellik güzellik değildir. Hayatta en önem verdiğiniz şey fiziksel güzelliğiniz zaten olmamalı. Dünyanın en güzeli olsanız da diğer özellikleriniz her zaman güzelliğinizin önüne geçmeli. Zekanızla, karakterinizle biraz daha insanların gözünde oturmaya ve bir yerlere gelmeye çalışmak güzellikten çok çok daha değerlidir. Bunun dışında videonun kalanında da aslında göreceğiz ama şunu da size göstermek istiyorum. Medyada gördüğünüz şeyler %100 gerçek değildir. Burada gördüğünüz figürler, yani ben kendi günlük hayatımda bile ünlü olarak gördüğümüz ve benim de zamanında hani ünlü olarak uzaktan takip ettiğim ve sonradan tanışma imkanı bulduğum insanlar hakkındaki şeyleri de göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ne fiziksel olarak, ne karakter olarak, ne yaşayış olarak gördüğünüz insanların çok büyük bir çoğunluğu gerçek hayatlarında bu şekilde değiller. Bunu asla unutmayın. Tabii ki çok %100 doğal olan insanlar da var bu arada. Onları bir kenara bırakıyorum ama kamerada birçok insan oynuyor ve birçok insan olduğu gibi size her halini yansıtmıyor. Nasıl görünmek, nasıl tanınmak istiyorlarsa o şekilde sizin karşınıza çıkıyorlar. Görüyorsunuz mesela Instagram'da bir model, bir kız paylaşıyor fotoğraflarını diyelim. Kız zaten güzel fotoğraflarını paylaşıyor. Güzel değilse makyaj yapıyor, şop yapıyor, estetik yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani hani bir zahmet güzel olsun, anlatabiliyor muyum? Bunu gerçekten hepimiz bence gün içinde unutuyoruz, gözden kaçırıyoruz. Benim mesela şahsen kendi üzerimden örnek vererek gideceğim. Burada kendimi övmek için asla söylemiyorum. Başka birisinden örnek veremediğim için kendi üzerimden vereceğim. Tamamen doğal bir insanım. Anamın karnından çıktığımda nasıldıysam şu anda da aynı kişiyim. Sadece saç rengim boya. O da zaten çok bariz belli çünkü pembe saç diye bir şey yoktur. Onun dışında estetiğim yok, dolgum yok, ne oyum yok, hiçbir şeyim yok. Makyaj yapıyorum bazen. Onu çok mesela şu an makyaj var suratımda ama onu da çok hafif bir şekilde yapıyorum. Böyle abartılı yapmıyorum. Fondöten bile yok mesela şu an suratımda. Bazen mesela Instagram'dan takip edenler bilirler. YouTube'da da var aslında da. Instagram'da mesela daha günlük paylaşım yapabildiğimiz için orada daha fazla var. Hiç makyajım olmayan, hiçbir şey olmayan, hani tamamen %100 doğa haline fotoğraflar paylaşıyorum. Bunu ne için yapıyorum biliyor musunuz? Şey kafasıyla değil. Aa, ne kadar güzelim, ne kadar güzel çıkmışım, doğal halimde o fıstık gibi en güzeliyim falan kafasıyla yapmıyorum. Bir, Afra sen busun, özünü unutma. Bir, bu yüzden. İki, insanlar da beni unutmasınlar. Yani ben hep makyajlı fotoğraf atarsam insanlar o yüzüme alışacak ve makyajsız beni gördüklerine böyle çocuk o. Bu da kim falan. Hani o olmasın. Bu da var, bu da var. Çünkü bu benim doğal halim. Bunu hem kendim unutmamak için, o şeyi azaltmak için. Çünkü belli bir noktadan sonra insanlarda şey oluyor mesela. Var benim, çevremdeki insanlarda da var. Makyajsız mesela asla dışarı çıkmayan insanlar var. Lisedeki arkadaşlarımda falan bile vardı. Ben lisedeki bir arkadaşımı makyajsız gördüm. Kızı neredeyse tanıyamayacaktım. Çünkü okula her gün makyajla geliyormuş.
Ve ben o zamanlar böyle hani neredeyse hiç makyaj yapmıyordum. Okula giderken zaten yapmıyordum da. Üniversitede falan bile makyaj yapmıyordum ben. Üşeniyordum çünkü bu arada. Yani çok güzel olduğum için değil. Üşeniyordum sabah kalkıp makyaj yapmaya. O kız mesela hep makyajlı geliyormuş. Kızı makyajsız gördüğümde bir gün onlarda kalmıştık. Çok şaşırmıştım. Çok farklı gelmişti bana. Çünkü hiç o yüzünü görmemişim. Belli bir noktadan sonra bu sizde takıntıya dönüşüyor ve makyajsız dışarı çıkamamaya başlıyorsunuz. Yani bir bakkala bile gidecekken makyaj yapan insanlar tanıyorum. O yüzden kendinizi alıştırmanız lazım böyle şeylere. Siz kendinizin en kötü halini bile biliyorsunuz. Çünkü sürekli kendinizi görüyorsunuz. Yani yatarken de görüyorsunuz, kalkarken de, yeni uyanmışken, çok hastayken, her neyse. Yani en kötü halinizi bile biliyorsunuz. Ama o takip ettiğiniz insanların o kötü hallerini bilmiyorsunuz. O yüzden şey gibi geliyor. Ay ben bu kadar çirkinim ama onlar çok güzeller her zaman. Onların da tabii ki kötü halleri oluyor ama onları paylaşmıyorlar ki. Her zaman güzel hallerini paylaşıyorlar. Yine konuya dönüyorum birazcık K-pop idollerine. İdoller zaten bildiğiniz gibi belli güzellik algılarına uyarlarsa seçilip idol olabiliyorlar. Yani zaten belli bir oranın üzerinde güzelliğe sahip insanlar. Hani doğuştan gelen bir güzellik var çünkü. Bunu da yadsıyamayız. Herkes böyle hani sonradan güzel olmuyor. Doğuştan gelen bir güzellik var. Bazı insanlar bizim güzellik şeyimize göre, tabii herkesin de yine bu değişebilir, güzel doğan insanlar var. Ve K-pop idolleri o belli standartlara zaten az çok uyan insanlardan seçiliyor. Zaten yarışı önde başlıyorlar gibi düşünün. Bu bir yarışsa eğer. Ve bunun üzerine şuna da kimse bana şey demesin yani. İdoller estetik olmuyor. İdollerin çoğunda estetik var arkadaşlar. Estetik dediğiniz şey bu arada illa böyle suratını baştan yapmak değildir. Bazı şeyler estetikten bile sayılmıyor. Ne gibi? Mesela dişlerini yaptırmak estetik sayılmıyor. Estetik denmiyor buna. Ya da mesela dolgu yaptırıyor insanlar. Dudak dolgusu yaptırıyorlar. Ne bileyim çenelerini falan dolduruyorlar. Her neyse. Dolgular estetik sayılmıyor. Ya da mesela botoks yaptırıyorlar. Gerdiriyorlar falan. Estetik sayılmıyor. Yani bunları herkes yaptırıyor zaten. Günümüzde hani normal halktan insanlar bile o kadar çok yaptırıyorlar ki var yani benim tanıdığım insanlar arasında falan da var. Estetik yaptıranlar da çok fazla var. Yaptırılmamalı da demiyorum bu arada. Hani yaptırmak istiyorsa herkes her şeyi yaptırabilir. Kınadığım için falan demiyorum. Sadece hani o bizden farklı görünüyorlar ya. Siz kendinizi farklı hissediyorsunuz ya bu yüzden işte çıkıyor farklar. Sen belki hani %100 doğal bir insansın ve kendinin dediğim gibi her kötü halini biliyorsun. Karşındaki insan senin kadar %100 doğal değil belki hani. Belki dolgular yaptırdı. Belki onun mesela dudağı seninki gibi inceydi. Ama o dolgu yaptırdığı için dudağı artık daha güzel görünüyor mesela. Ya da mesela onun da burnu seninki gibiydi. Ama burnunu yaptırdığı için artık daha güzel görünüyor. Her şey böyle hani %100 doğal değil artık. Ve ünlülerde bu, hele ki Koreli ünlülerde düşünsenize. Kore zaten estetiğin, makyajın falan merkezi gibi bir yer. Kore'deki makyaj malzemeleri bizde yok bile. Yani öyle farklı farklı şeyleri var, farklı farklı aletleri var. Çok güzel makyaj malzemeleri var, çok kaliteli ve oradaki makyaj malzemeleri falan bu tarz güzellik ürünleri Türkiye'deki gibi değil, çok daha ucuz. O yüzden herkes daha kolay erişebiliyor, herkes kullanabiliyor. Hele ki idoller yani düşünsenize o kadar zenginsiniz, o kadar takipçiniz var, o kadar göz önündesiniz, paranız var, her şeyiniz var. Yaptırmaz mısınız? Ben olsam ben de yaptırırım yani. Hani kınamak için söylemiyorum ya da hani şöyler böyler kötü yorum yapmak için söylemiyorum ama yaptırıyorlar. Bazı insanlar şey diyor çünkü. Hayır işte onlar %100 doğallar. Arkadaşlar değiller. İnsanların saçı kendi saçları değil. Ek. Kirpikleri kendi kirpikleri değil. Kaşları kendi kaşları değil. Ne bileyim işte estetik oluyorlar. Dolgular yaptırıyorlar. Gerdirmeler yaptırıyorlar. Yani insanlar öyle ameliyatlar var ki gerçekten çok hani saçma sapan şeyler bile yaptırıyorlar. Ne bileyim yağ aldırma var mesela ya da yağ ekletme var. Ne bileyim senin karnın mesela göbeğin var göbeğindeki yağ alıyorlar seni popona koyuyorlar falan hani o kadar çok şey yapılıyor ki her şeyin ameliyatı var ya da ameliyat olmasa bile işte dişini yaptırıyor dişini beyazlatıyor işte saçını kaşını kirpiğini oyunu buyunu zaten bambaşka bir insan oluyorsun sadece saçını bile değiştirsen bir insanın tipi tamamen değişiyor gibi oluyor. Yani ufacık bir şey bile mesela burnunu değiştir, bütün yüzün değişiyor. Bazı idoller mesela çıkış yaptıkları hallerine bakın, bir de şimdiki hallerine bakın. O kadar değişiyorlar ki yani gerçekten değişiyorlar bu arada. Özellikle kadın idoller. Çok ciddi değişim yaşayan idoller var. Hem fiziki olarak hem yüz olarak. Bir şeyler yaptırıyorlar çünkü. Hani bu günah değil, suç değil. Niye bazıları kabullenemiyor onu da bilmiyorum. Dolayısıyla kendinize haksızlık etmeyin. Siz kendinizi en doğal halinizle görüyorsunuz ama sizin kendinizi karşılaştırdığınız insanlar sizin kadar doğal olmayabilirler. Doğal hal de senden çok çok daha güzel olabilir. Bu problem olmamalı baktığınızda. Biz şu an kendimizi yarış atı gibi hissediyoruz. Sürekli böyle herkes
bir kıyas içerisinde olduğu için ama tamam o kız benden daha güzel. Ne yapayım yani? Olabilir. Ben herkesten güzel olmak zorunda zaten değilim ki. Altına indiğinizde bu düşünce tarzının çok saçma ve çok boş olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bunu işte günlük hayatınızda sürekli hatırlamak gerçekten çok zor. Şimdi bir tane hesap buldum. TikTok hesabı. Ben bunu daha önceden de bulmuştum aslında. Ve konumuz da bu olduğu için dedim ki bakalım. Herhangi bir linç yorumu içermiyor bu arada söylediğim şeyler. Sadece kendimizi daha iyi hissetmemiz açısından bunları gösteriyorum. Çünkü dediğim gibi yani yaşı küçük olanlar olabilir ve her gördüğü şeye inanan insanlar da olabilir. Her gördüğümüz şey göründüğü gibi değil. Ve bu çok normal. Bu hesap takip edebilirsiniz TikTok'ta. K-pop idollerinin gerçek hallerini ve bizim gördüğümüz hallerini paylaşan bir hesap. Bakın mesela Photoshop yapıyorlar. Yapılabilir bu arada. Hani yapmasınlar demiyorum ama her gördüğünüz gerçek zannetmeyin açısından bunları örnek olarak gösteriyorum. Bakın mesela burada Ivan bir fotoğrafında Photoshop hatası yapılmıştı. Kızın kolunu yok etmişler. Ten renkleri. Ten renkleri mesela çok fazla K-pop idollerinde gördüğümüz bir şey. Burada sivilcelerini falan da gösteriyor mesela. Sivilcelerini yok etmişler. Bakın mesela gerçek hayattaki yüzleri çok normal. Anlatabiliyor muyum? Buradaki amaç şey değil. İdoller çirkinler aslında biz güzel zannediyoruz değil. Bunu göstermeye çalışmıyorum. Doğal halleri bizim gördüğümüz kadar böyle o mükemmel. Ciltleri mesela tamamen pürüzsüz değil. Tabii ki onların da sivilceleri var. Tabii ki onların da suratlarında izler var. Ya da mesela çok incecik görüyoruz. Hepsi o kadar böyle çok incecik değiller. Bazıları gerçekten aşırı zayıf ama bazılarında mesela Photoshop'lar olabiliyor. Ya da mesela bazılarının boyunu uzatıyorlar. O kadar uzun boylu değiller. Bakıyorsun mesela 1.60 yazıyor boyunu ama kız 1.80 görünüyor. Çünkü niye? Fotoğraflarda boyunu uzatmışlar. Gibi gibi. Yani bu şey demek değil. Tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın diye. Bu idoller doğal halleriyle çirkinler demiyoruz. Yine çok güzeller. Ama insanlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kendinizden insan olmamayı beklemeyin. Siz de insansınız. Kusurlarınız var. Onlar da insanlar. Tabii ki onların da bir takım kusurları olabilir. Bakın mesela editlenmiş fotoğraflar, editlenmemiş fotoğraf var. Bence hatta bazı idolleri editlenmemiş hali çok daha güzel. Bakın yüzünde sivilceler falan var. Sivilce izleri var. Gayet normal. Çünkü onlar da insanlar. Ama biz hep o pürüzsüz hallerini görmeye alışkın olduğumuz için şey gibi geliyor bize. Ya bak onların yüzleri ne kadar güzel, pürüzsüz, hani hiçbir şey yok, bende niye var diye düşünüyoruz. İdoller fotoğraflarını editliyorlar mı? Bakın mesela bence Wonyoung, ben her zaman söylüyorum, çok güzel bir kız. Estetikleri de var bu arada. Herkes de biliyor bunu zaten de. Bence ilk gördüğümüzden beri yani iyice küçük olduğu yaşlarda da çok güzelmiş. O estetikleri yaptırmadan önce de bence çok güzelmiş. Şimdi de çok güzel. Ama mesela fotoğraftaki haliyle, kendi paylaştığı fotoğraftaki haliyle diğeri sizce aynı mı? Değil. Yüzüne bakın, makyajına bakın. Aynı gün çekilmiş fotoğraflar aslında. Ama ikisi birbirinden çok farklı. İkisi de çok güzel. Hani bence orijinal hali, oynanmamış hali de çok güzel ama aynı değil. Çünkü oynuyorlar, editliyorlar fotoğraflarını. Bakın ten renklerine bakın. Ten renkleri asla aynı değil. Ne kadar beyazlatıyorlar. Şimdi işte editlenmemiş fotoğraflarını gösteriyor. Bakın mesela Yeonju'nun bu müzik şovundaki hali. Diğeri de kendi yüklediği fotoğraf. Kendi yüklediği fotoğraftaki hali. Bak ten rengi ne kadar farklı. Her şey çok farklı görünüyor. Tabii ki ışığın falan da etkisi var bu arada. Işık, açı falan filan. Bunlar da her zaman etkilidir. Her zaman her kişi aynı görünmez bütün fotoğraflarda ya da bütün videolarda. O günkü saçın daha güzeldir ya da ne bileyim oradaki ışık daha güzeldir. Bunlar da etkili ama tabii ki editliyorlar. Bakın mesela bu bir kampanya fotoğrafı anladığım kadarıyla. Yani mankenlik modellik yapıyor. Bir fotoğraf editlenmemiş, diğeri editlenmiş. Ten rengine bakın mesela. Farklı. Bunu editlenmemiş bu arada. Hepsi editlenmiş değil. Mesela bu ikisine de editlenmemiş yazmış. Burada mesela ışıktan dolayı falan diğer fotoğraf daha karanlık zaten. Belli. Bakın mesela burada Yeji'nin fotoğrafı şu beyaz göründüğü fotoğraf editlenmiş. Tekrar düzenlemiş. Ten rengini falan açmışlar. Yüzünü daha böyle bir pürüzsüz hale getirmişler falan. Comeback fotoğrafı ve comeback stage fotoğrafı. Yüzünün texture'ını görebiliyorsunuz değil mi? Ne denir? İşte yüzünün dokusu. Mesela
comeback konsept fotoğrafında pürüzsüz, yani dümdüz bir suratı var. Hiçbir hani şey gibi insansı özelliği yokmuş gibi dümdüz bir surat, bebek gibi. Ama diğeri de güzel ama bakın görebiliyorsunuz gözeneklerini, o çizgilerini falan görebiliyorsunuz. Çünkü normal olan o aslında. Biri şirketin yüklediği fotoğraf, şu editlenmiş olan. Diğeri de basının çektiği, yani kapıda çekiyorlar ya ünlüleri. O fotoğraf. Ya tabii açı da %100 aynı değil ama yüzüne bakın. Bakın buradaki yüze bakın. Pürüzsüz. Bir de şuradaki yüze bakın. Yani yüzünün şeklini bile değiştirmişler birazcık. Mezuniyetinden basının çektiği fotoğraf. Yine editlenmiş. Bence mesela bu fotoğraf daha güzel. Yani editlenmemiş fotoğraf bence daha güzel. Yani illa bu arada her editlenmiş halde bizim zevkimize uyacak diye bir şey yok. Şirketin yüklediği fotoğraf. Diğeri de fanın çektiği fotoğraf. Tabii ki yine açı %100 aynı değil ama bayağı farklı olduğunu da görebiliriz. Baksanıza yüzüne. Buradaki pürüzsüzlüğe bakın. Bir de buna bakın. Yani farklı editlenmiş olduğu belli. Çirkin demiyorum. Bence burada da çok güzel. Zaten kız aşırı güzel bir kız. Her türlü güzel ama fanın çektiğinde mesela vücudu da daha böyle tombul görünüyor. Diğerinde daha zayıf görünüyor. Daha uzun ve daha zayıf görünüyor. Kendi yükledikleri, şirketin yüklediği fotoğrafta. Korelilerde genelde ten rengiyle oynama olayı çok fazla var biliyorsunuz ki. Yine doğal hali de çok güzel. Editlenmiş hali de güzel. Bakın mesela bence burada doğal hali editlenmiş halinden daha güzel. Yine bence doğal hali çok daha güzel. Ya Koreliler edit yaptıkları zaman, şop yaptıkları zaman çok abartılı yapıyorlar diye düşünüyorum. Yani iyice beyazlatıyorlar kendilerini. O kadar beyaz olmadığınızı biliyoruz yani. Hani ne gerek var? Senin ten rengin neyse o olursun. Bence doğal halleri daha güzel çoğu durumda. Yüzünü uzatıyorlar. Korelilerde böyle bir şey var. Ben de mesela yuvarlak yüz severim. Çok isterim mesela. Benim yüzüm daha oval. Ben yuvarlak yüz çok severim ama Korelilerde mesela uzatıyorlar yüzlerini. Hatta şey yapıyorlar. Çene dolgusu yapıyorlar. Burada da öyle. Baksanıza kızın yüzüne. Bu kim bilmiyorum da. Bir buradaki haline bakın, ne kadar yanaklı yanaklı. Diğerinin ne kadar yüzü zayıf. Bence mesela yanaklı olmak çok tatlı bir şey. Yüzlerini ne kadar zayıflatıyorlar. Ve nasıl yaptınız bunu ya? Ya yüzleri nasıl böyle zayıflatıyorlar? Çok garip bence. Ve çok gereksiz geliyor bana. Yine bakın. Mesela yüzündeki izlere bakın. Bir de buraya bakın. Hiçbir şey yok yüzünde. Kliplerde de söylüyorum ya her zaman. Ne güzel suratları var diye. Beni de çünkü çok etkiliyor. Bakıyorum yüzlerinde hiçbir şey yok. Ki ben mesela benim de sivilcem yoktur. Benim cildim çok kuru olduğu için. Sivilce çıkmaz bende. Sivilceleken falan da yok ama yüzüm yine de pürüzsüz değil yani. %100 onlarınki kadar pürüzsüz değil. İnsan düşünüyor işte, evet, bakınca diyorsun onlarınki ne kadar güzel, benimki niye öyle değil diyorsun. Yani bakın Suga'nın gerçek ten rengine bakın ve beyazlattıkları haline bakın. Boyuna bakın, yani ne kadar bacak boyu uzamış. Aşırı uzamış yani, boyu resmen 1.50 iken 1.90 falan olmuş, yani o kadar uzamış boyu. Fan sitesi ve orijinal fotoğraf yine bakın. Sağdaki orijinal ve yani kusuru yok aslında. Yani ekstra kötü görünen bir tarafı yok ama oynadıkları fotoğrafta daha ince ve daha uzun görünüyor. Yine bakın. Orijinal fotoğraf ve fan sitesinin fotoğrafı. Ya beline bakın Allah aşkına. Şuradaki bele bakın. Bir de şuradaki bele bakın. Bu normal insan bedeni işte yani. Normal insan bedeni. Ama biz hep şunu gördüğümüz için diyoruz ki bizim niye bu kadar hani göbeğimiz dışarıda görünüyor. Bak onun da normal beli var işte baktığında. Şu editlenmiş hali. Şu da gerçek hali. Gerçek hali de güzel bu arada. Hani yine zayıf. Bu kadar da böyle kavisli ve içe geçik bir şekilde değil. Sanırım boyunu da birazcık uzatmış. Seni çok iyi anlıyorum Soyan. Benim boyum da onun aynı yerlerde olduğu için. Buradaki çenesine bakın. Ağzının bittiği yerden mesela çenesinin bittiği yerin uzaklığına bakın. Oradaki mesafeye. Bir de burada bakın. Ya tabii ki açı da önemli. Yine her zaman söylüyorum. Yemin ederim ki editlenmemiş hali daha yakışıklı. Çok fazla bu tarz video var. Hepsine bakacak vaktimiz yok. Yanlışlıkla paylaşıldı yazmışlar. Yanlışlıkla paylaşmışlar ve hemen silmişler. Böyle yazıyor. Ya bak hiçbir şey yok aslında. Normal dümdüz insan işte yani. Hani silinecek hiçbir şey yok. Bak Sumi'nin yüzüne bakın. Ayen'e bakın. Ya editsiz halleri de çok güzel bu arada. Ya edit dedikleri yüzleri mesela pürüzsüzleştirmek falan filan.
Ya bakın birazcık böyle üzerindeki o şey görünüyor. Tabii nokta 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 görünüyor ya. Onu böyle dümdüz yapıyorlar. Ama böyle çirkin mi? Hayır. Yine dünya yakışıklısı yani. Estetikli halleri ve estetiksiz halleri diye paylaşılmışlar. Ne kadar doğrudur tabii ki bilemeyeceğim. Çünkü bütün idollere hakim olmadığım için. Sadece tanıdığım kişileri belki yorumlayabilirim ama böyle baktığımızda bile eğer önceki halleri sahte değilse, yani başka bir insanı koymamışlarsa gerçekten ne kadar değiştiklerini aslında görebiliyoruz. Biraz böyle şey oluyor bazı fanlarda. Hayır, onlar sadece büyüdüler, yüzleri oturdu falan. Biz de büyüdük, biz de büyüyoruz. Hiç kimsenin mesela büyüdüğünde burnunun şekli değişmez. Burnu çok büyükmüş, aa büyümüş, yüzü oturunca burnu küçülmüş gibi bir durum söz konusu olamaz. Tabii ki belli başlı şeyler, hani yüzünüz tabii ki oturuyor, öyle bir şey var. Büyüdükçe biraz tipiniz değişebilir ama şekil olarak hani burnunun şekli değişmez ya da ne bileyim dudağının kalınlığı değişmez. Önceki halinde dudağına bakın, sonraki halindeki dudağına bakın. Ne kadar dolgun. Dudağa baksanıza. Ya bunun dolgu olmama ihtimali var mı Allah aşkına? Yok. Bu kötü bir şey değil. Yaptırmış olabilirler. Yani önceki yüzünün şekline bakın. Daha yuvarlak. Şimdiki yüzüne bakın. Daha uzun. Daha zayıf ve uzun. Rose'nin mesela gözlerinde bir şey var. Net bir şekilde. Ya gözleri, şu göz kapağı mesela daha, gözleri daha kısıkmış. Şu an mesela gözleri daha açık. Baksanıza yüzlerine. Çok güzeller bu arada. Aşırı güzeller. Ama mutlaka yüzlerinde bir şeyler var. Yani dolgudur, odur budur. Estetik olmasına gerek yok. Ameliyata girmemiş olabilirler ama dolgu bile olsa bir şeyler var yani. Yüzleri kesinlikle değişti. Botoks, dolgu, bir şeyler kesinlikle yaptırıyorlar. Çok güzeller. Videoyu da çok beğendim bu arada. Ama hani farklı olduklarını görebilirsiniz. Çıkış yaptıkları halleriyle aynı değiller. Çok güzel video bu arada. Kızların hepsi çok güzel görünüyor. Bu video sizin için yararlı olmuş mudur bilmiyorum ama elimden geleni yaptım en azından. Sadece hani bunları düşünenin kendiniz olmadığını bilin. Kendimizi kimseyle karşılaştırmamız doğru değil ama özellikle de kendimizi bu tarz böyle çok popüler olan, çok ünlü olan, çok zengin olan ve işte çok göz önünde olan insanlarla karşılaştırıyorsak aynı yerde olmadığınızı bilin. Yani onların imkanlarıyla bizim imkanlarımız zaten bir değil. Her şeyde geçtim. Güzellik konusuna bence bu kadar çok da takılmamamız lazım. Herkes beğenilmek ister. Herkes tarafından hoş bulunmak ister. Bu iyi bir şey. İnsanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan bir şey. Yani güzellik önemsizdir diyemeyiz ama güzellik de her şey değildir. Bunu unutmamak lazım. Hiçbirimiz mükemmel olmak zorunda değiliz ve hepimiz insan olduğumuz için zaten hiçbirimizin mükemmel olma gibi bir ihtimal de yok. Sizin de konu hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Daha fazla bu tarz videolar çekmek istiyorum dediğim gibi. Bu tarz böyle sohbet edebileceğimiz ya da sizin işte dertlerinizi dinleyebileceğim benim böyle kendimce tabii ki yani bir psikolog ya da bir yetkili kişi değilim ama öğretmenim en azından. Pedagoji eğitim almış birisiyim. Evet. Çok böyle tavsiye vermem garip kaçmaz. Bir abla gibi, bir arkadaş gibi böyle sizinle dertleşebileceğimiz videolar çekebiliriz. Ben de kendimce böyle kendi deneyimlerimi size anlatırım. Eğer yaşadığım şeylerse ya da sizinle işte dertleşmiş olurum. Kendi düşüncelerimi söylerim. Bu tarz videolar çekmek istiyorum. Biz de birbirimize daha fazla yakınlaştıracak diye düşünüyorum. Çünkü belli bir noktadan sonra yine bu da güzellik mevzusundaki gibi sürekli böyle aynı yerde ilerleyince tek bir şeyden ibaret olmaya başlıyorsun. Yani sürekli mesela tepki videosu attığım zaman sadece tepki videosu çeken bir robota dönüşmüş oluyorum ve sizin gözünüzde de sadece bu yönümle var oluyorum ama böyle olsun istemiyorum. Yani beni tanıyın istiyorum. O yüzden kendimi de böyle tek bir yönümle tanıtmak istemiyorum. Her şeyimle beni bilin, karakterimle bilin ve beni seviyorsanız tamamen beni Afra olarak, bütün olarak sevin ve takip edin istiyorum. Çekebileceğimiz başka video fikirleriniz varsa lütfen yazın. Ben de yine böyle şeyler çekmeye çalışacağım arada. Ve tabii ki bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorum olarak bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beyaz tuşa basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.